Yani desinler için ne güzel ders veriyor desinler için değil. Ne güzel Kur'an okuyor desinler için değil. Ne güzel ibadet yapıyor desinler için değil. Ne kadar bu adam hacca ümreye gidiyor desinler için değil. Sırf Allah rızası için ibadet yapacaksın. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için. Sırf Allah'ın emir ve yasaklarını hakkıyla sımsıkı sarılmak için bu kulluk görevini yapıyorsun. Yoksa yaparsın. İnsanlar der işte. İşte vallahi maşallah şöyle böyle. Ve dünyada hakkını almış olursun. Ama ahirette zerre kadar bir nasibin yoktur. İşte öyle insanlardan olmayın. İhlas olacak. Muhlis bir şekilde. Ve yapmış olduğun ibadet Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olacak. Uygun olacak. Mesela adam mevlüt yapıyor. Diyor ki ben güzel bir şey yapıyorum diyor. Niyetim Allah rızası için. Ama bakıyorsun ki mevlüt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. O zaman ne olacak? Bu ibadet makbul değildir. Gerekçe nedir? Gerekçe Ümmüne Aişe radıyallahu anh ettiği hadisler men amile amelen leyse aleyhi emru fahurad ve fi rivayetin li muslimin men ehdete fi emrine hâze ma leyse ibn fahurad. İki rivayet. Her kim dinimizden olmayan bir şeyi dinimize dayandırıp ve dinimizden olduğunu söylerse makbul değildir. Ve kim bir amel yapar o amel Kur'an ve sünnete uygun değilse yine makbul değildir. Ölçü Kur'an sünnettir burada. O açıdan Abdullah ibn Mübarek diyor ki işte el-isnadu andi mine'd-din leule'l-isnadi leqale men şa'e meşe. Benim yanımda diyor isnad ilmi yani delil ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu delil ilmi olmasaydı dileyen dilediğini söyleyecek. Şimdi öyle değil mi? Herkes uyduruyor. Kim ne söylerse söylesin. Eğer Kur'an ve sünnete aykırıysa bu ibadet reddedilmiştir. Kim ne derse dersin. O açıdan kişinin niyeti muhlis olabilir. Ama yapmış olduğu ibadet Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uygun değilse o makbul değildir. Adamın babası ölüyor, teyzesi ölüyor, oğlu ölüyor. Hemen 3. gece, 32. gece, 42. gece, 7. gece bunların geceleri bitmez. Topluyorlar işte Kur'an-ı Kerim okuyor vesaire işte. Ve diyorlar ki biz yani gerçekten iyilikten başka bir şey yapmıyoruz. Evet doğru. İyilikten başka bir şey yapmıyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu fiil mi? Şimdi bu iyilik olmuş olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmaz mıydı? Yapardı. Neden yapmadı? Öyle ya. Yani biz dini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha iyi biliyoruz mu iddia ediyoruz? Ki öyledir.